sorunlarımızı biliyorum. Sıkıntılarımızı biliyorum. Çözüm olmaya geliyoruz. En önemli sorun işsizlik, onu da biliyoruz. Öyle değil mi? Size bir şey söyleyeyim. Yakın çevresinde çocuğu, genci, yakını işsiz olan kim var desem herhalde hepiniz el kaldırırsınız. Çünkü ne yazık ki İstanbul'da neredeyse 3 gençten birisi işsiz. Herkesten yapıyor. Neredeyse. Açlık sınırının altında yüz binlerce insanımız var. Biz bu şehrin, bu kentin ekonomisini düzeltmeye, bu şehirde işsizlere iş bulmaya geliyoruz. İş bulmaya geliyoruz. Bakın, yoksullukla ilgili projelerimiz var. Hane halkının daha mutlu olabilmeleri için gıda destek paketimiz var. Eğitim destek paketimiz var. Yani biz her yurttaşına yardımcı olacak, bu şehrin nimetlerini yine bu şehrin insanına dağıtacağız. Onlar ne diyor? Ne diyor biliyor musunuz? İnatla ısrarla diyor ki hayır, biz bu şehrin nimetlerini bir avuç insana dağıtacağız diyorlar. Ama işte bu fırtınaları ondan koparıyorlar. Bakın neredeyse bu ülkede 8 milyon işsiz var. Bu ülkenin evlerinde tencere kaynamıyor. Onlar gitmiyor ama bu kardeşiniz biliyorsunuz pazar geziyor. Herkesle buluşuyor. Herkesle. Beni pazarcı da tanır, pazarlardaki hanımefendiler de tanır, gençler de tanır. Ama onlar pazara gidemezler, fiyatlarla yüzleşemezler. Çocukların o sıkıntılarını göremezler. Çünkü halktan koptular. Bakın üretemiyorlar, bundan emin olun. Ve değerli hemşehrilerim, güzel insanlar, sizinle beraber düşünmeye, sizlerle beraber üretmeye ve sizlerin tenceremiz boş feryatlarını duymaya geliyorum. Sevgili sayınlar, size şunu itiraf ederim. Bu şehrin bütün kaynaklarında en büyük düşman israf. İsraf. Bir şey söyleyeyim. Bu iki kelimeyi hiçbir zaman unutmayalım. Hepimiz ailelerimizde bu kelimeleri önemseriz. İsrafa son, tasarruf var. İsrafa asla müsaade etmeyeceğiz.
bu milletin kaynaklarını çarçur edenlere asla fırsat etmeyeceğiz, fırsat tanımayacağız. 23 Haziran'dan sonra bu kardeşimiz size söz veriyor. Bu şehrin nimetlerini adam gibi kullanırsak, insanca harcarsak göreceksiniz, bu şehir aslında herkesi mutlu edecek bir şehir. Herkesi. Hiç kuşkunuz olmasın. Devletler milyarlarca lira tasarrufla Büyükşehir Belediyesi'nde sadece yılda 5,5-6 milyar lira tasarrufla bütçe artısı elde edeceğimizi düşünüyoruz. Ben evet iki partinin ittifakının adayıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin adayıyım. Biliyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Bunu herkes biliyor. Ancak ne dedim? Partizanlığı bitirmeye, bu şehrin her insanını eşitlemeye, bu şehirde hangi belediyede olursa olsun, hangi belediye başkanı olursa olsun, onlar gibi 25 belediye başkanını ortak kabul etmeye değil, biz bu şehrin 39 belediye başkanını ortak kabul ediyoruz. Hepsimizin. Biz onun için bu şehrin nimetlerini, belediyenin ekonomisini herkesle 16 milyon insanla paylaşacağım. 16 milyon. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bazıları için siyasi partiler amaç olabilir. Ama bizim için siyasi partiler araç. Hem de kime hizmet edeceğim biliyor musunuz? Şu bebeğe. Şu yeşilli bebeğe. Şu pembeli kızımıza. Şuna şu genç kızımıza. Şu fıstığa, hepinize. Çocuklarına. Bu şehrin milyonlarca çocuğuna hizmet etmeye geliyorum. Hizmet etmeye. Aynı zamanda bu cesur gençlerine, kızlarına, erkeklerine hizmet etmeye geliyorum. Onların Ekrem abisi olmaya geliyorum. Biz insanlığı iyi biliriz. Biz insana değer veririz, o ayrı. Ama mülteci dostlarımız mülteci olduklarını bilecek. Bu konuda bugüne kadar ulusal bir politika geliştirmekten aciz davrananlara biz İstanbul'da ulusal bir politika oluşturacağız. Bunun içinde önce elbette ki bu şehirde olan mültecilerin özellikle çocuklarına, kadınlarına elbette destek olacağız. Ancak günün sonunda zamanı geldiğinde memleketlerine gitmeleri gerektiğini de onlara anlatacağız. Yani bakın değerli hemşehrilerim, biz mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Evet, kucaklarız.
barınma konusunda destek oluruz. Çocuklara sahip çıkarız. Kadınların mağdur olmaması için çalışırız. Ancak sürecin nihayetlenmesi için bu kardeşiniz sadece koltuk işgal eden bir belediye başkanı olmayacak. Bu konuyu hem ulusal platformda hem de uluslararası alanda anlatan birisi olacağım. Anlatan ve çözüm arayan birisi olacağım. Yani sadece plajlardan fotoğraf göstererek mülteci sorunu anlatılmaz. Mülteci sorununu anlamak için Esenyurt mahallesine, Esenyurt'un mahallelerine geleceksin. Bu kadar net. Onun için hep beraber misafirperverliğimizi bileceğiz ama hep birlikte bu sorunu bu kardeşinizle çözeceksiniz. Bu kardeşinizle. Ben size söyleyeyim. Bu arkadaşlar çözemez kardeşim. Çözemez. Ben size söyleyeyim. Bu arkadaşlar göreve geldiklerinde ne zaman gideceklerini bilmedikleri için de çözemez. Biz seçildik ve 5 yıllığına seçildiğimizi biliriz. Ama bu arkadaşlar seçildikten sonra onlar kim ne zaman görevden alacak onu da bilmezler. Bilmezler. Onun için mülteci sorununu da biz çözeceğiz. Değerli dostlar, güzel insanlar, ben bu şehrin insanlarını birleştireceğim. Ben bu şehrin insanlarını barıştıracağım. Ben bu şehrin insanlarıyla kol kola, omuz omuza horanda oynayacağım, halayda çekeceğim. Ben bu şehrin insanlarıyla tüm milli duyguları bir arada yaşayacağım. Her milli duygumuzu, bayramlarımızı, her anını bir arada yaşayacağım. Bu şehrin inançlarına sonsuz saygı gösteren bir insan olacağım. Kısacası bu şehre gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım. Söz veriyorum. Değerli insanlar, güzel insanlar, bana dua edin. Ben sizden dua istiyorum. Niye biliyor musunuz? Duanın değeri çok büyük. Çok büyük. Dua, içinizden gelen o güzel duaları benimle paylaşmanız çok önemli. Bakın, ben çok beğendiğim bir sözü sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti Ebu Hanife demiş ki, İnsanın tek bir gücü vardır. O da muktedir olan Allah'a duasıdır. Ey ümmetine muktedirlik taslayanlar, anladınız siz. Sizlerin baskısı ve eziyeti benim duamın yanında toz zerresi bile etmez. Onun için dua edin. Dua etmekle kalmayın. Konuşun. Cesur çocuklar konuşacak. Cesur kadınlar konuşacak.
bu ülkenin umudu, cesur gençler konuşacak. Konuşun. Sadece şunu yapın. Sakın. Hakaret yok. Sakın. Kimseye kötü laf yok. Güzel sözlerle, ahlaklı sözlerle konuşun. Bu milletin bir avuç insana esir olacak aklı yoktur. Bu milletin her zaman ruhunda ve vicdanında taşıdığı, aklıyla birleştirdiği bir duygusu vardır. O da ne biliyor musunuz? Tam bağımsız Türkiye ruhu. Tam bağımsız Türkiye.